Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internette birçok yerde gezen, daha doğrusu benzinli gaz ocağı yapacağım. Benzini gaza çevirip ocak yapacağım daha doğrusu. Hemen videomuza başlayalım. Kullanacağımız malzemeleri kısadan bir tanıtayım. Hemen şöyle bir boru. Bu arıtma cihazlarının borusu. Şöyle bir tüp başlığı. Yine altında kullanacağım birkaç aparat diyelim. Şöyle bir gazın şiddetini ayarlamak için bir plastik. Bir açma kapama. Şöyle bir tane oturak. Oturağı da kullanacağım. Bir tane gene tüp başlığı. Şöyle bir tane kompresör kullanacağım. Ufak. Araçlar için. En önemli parçalarımız. Şöyle bir tane kola şişesi. Bir tane de iki tane kola şişesi daha doğrusu. Artı silikon tabancası da lazım olacak. Hava kaçağı olmaması için. Bazı yerlerini silikonlayacağım. Bir tane şöyle demir lazım. Bir tane de 12 volt güç kaynağı lazım. Tabii ki şunu çalıştırmak için. Bunu aşırı çok hızlı şekilde hava bastırttırmayacağım. Çok hafif şekilde olacak. Ne kadar yükselirse o kadar şey olur. Nasıl diyeyim size? Alevi daha yüksek olur. Hemen videomuza geçelim. Şunların kapaklarına ikişer tane delik açacağım şimdi. Şöyle iki tane delik açtım. Hafif bir genişleteceğim. Bunları şu boruyu buraya sokacağım. Biraz daha genişleteyim. Set girmesi her zaman için iyidir. Hava kaçağı olmaz. Bunu pet şişenin boyu kadar içine sokmak lazım. Şöyle görüküyor mu? Görüküyor. Tekrardan bundan çıkarıp şunun üstüne kısa bir şekilde şu kadar falan şöyle yeterlidir. Bunu da buraya takalım. Hafif daha genişleteyim. Bu aynen böyle duracak. Bunun bir tanesinde su, bir tanesinde benzin olacak. Şöyle. Bunu birbirine ben bantlayayım. Bu şeyimiz şimdilik tamam. Diğerini de şu kadar şöyle gözüküyor mu? Yeterli. Bunu da şöyle şu kadar falan kessek yeter. Şunu da takalım. Bu da aynı tabana değmesi gerekiyor. Bunu da şu kadar
Yani aşağı yukarı ikisi de eşit olacak. Diğer şunları yapalım. Bunu yapmamın nedeni şeyden alev şu başlıktan boruyu uzak tutmak. Siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Şuraya da yapabilirsiniz ama burası erir zamanla. Şunu hemen sıkayım ben. Şöyle sıktım. Bu başlığı da şunun üstüne şöyle bayağı sert girecek şekilde takıyoruz. Buna ek olarak şunun içine biraz sokacağız şöyle. Buraya biraz sıcak silikon yapalım ki hava kaçağımız olmasın. Kurusun. Biz şuralarını yapalım. Şöyle kamerayı kaldırayım. Daha iyi gözüksün. Üstlerini, şuraları, kıyılarını. Buralardan da hava kaçağı olmaması lazım. Buralar ne kadar iyi silikonlarsanız o kadar iyi olur. Oraya yeterli. Aynısı gibi buraya da yapalım. Şöyle kenarda kurusun. Konumuzu şuraya koyalım. Şimdi şu açma kapama düğmemizi ayarlayalım. Kolay zaten. Dilekman şöyle takıyoruz içine. Çektiğimi sıkıyor zaten. Kelepçesini de takalım. Taktım. Buna bir kısa bir hortum. Şöyle bir 10 santim yeter. Yine aynı şuradan çıkarttım. Bunlar arıtma cihazlarının vanaları. Şöyle buradan kaçak olmayacak şekilde. Şu da kompresörümüz, hava basacak olan. Bu da bunun ucuna takıyoruz şöyle. Şöyle. Şimdi benzin gaz ocağımız şu anlık buraları tamam. Şunları kenara koyalım ve şunun duracağı yeri ayarlayalım. Hemen ona geçeyim. Öncelikle bıçağımızı bir alalım. Siz burayı farklı bir şey de yapabilirsiniz. Farklı bir sistem de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Bunu şunun üstüne şöyle şekilde az bir şey daha kaldırayım daha iyi gözüksün. Şöyle şekilde bunu buraya montalayacağım. Video uzun olmaması için buraları videonun içinde dahil etmeyeceğim. Bunu böyle montalıyorum. Hemen videoya devam edelim. Ocağımızı montajını yaptım. Şöyle. Şuralardan birer tane vida attım. Şöyle göstereyim. Video çok uzun olmasın diye bunları çekmedim. Şimdi şurasını şuraya sabitlemek için şöyle sabitlemek için bir tane şuraya bir tane aparat yapacağım. Şöyle bir metalden sajdan hemen bunu da yapalım. Şunu ocağımızı kenara koyalım. Şunu
Aşağı yukarı 29 santim geliyor. Gözüküyor mu? Gözükmüyordur. Az daha aşağı indireyim. Daha belirgin olsun. 29 santim geliyor sacımız. Şuradan 15'e işaretledim. Aşağı yukarı 2,5 5 santim. Bir tane şuradan, bir tane de şuradan. Bunları bükeceğim şimdi. Şuraları. Hemen ben bunu bükeyim. Şu ortasından da şöyle bir tane delik açacağım. Şunu buraya oturtmak için şöyle. Hemen onu da açayım. Şöyle ortasından deldim. Bunu da şuradan hari yapmamız gerekiyor. Şunu tekrardan söktüm. Boyunu ayarlayacağım. Tam. Yerinde durması için ve ortalaması için. Şöyle. Yeterli. Şunları kenara koyalım. Yani şunları bir bükeyim. Aynısı gibi şurayı da bükelim. Kamp ocağımız aşağı yukarı tamamlanmak üzere. Bunu da şuraya montajını yapalım. Altını sabitlemek için şöyle bir kelepçe kullanacağım. Altına takmak için, yani şuranın tam altına şöyle sıkıştırmak için az çok, hem oynamasın gibisinden. Şöyle bir kelepçe kullanacağım. Hemen onu da takalım. Hem şurası fazla oynamasın diye. Şimdi şunları bir toplayayım. Ve de şunların içine şuna, bu baştakine, daha doğrusu şöyle göstereyim. Şuna benzin koyacağım. Bildiğimiz benzin. Şuna da su koyacağım. Bunları ben belli şekilde şöyle azar azar, su biraz çok olacak şekilde, şu hortumlara değmeyecek şekilde tabii ki. Bunlara ben benzinden suyu doldurayım ve ocağımızı yakalım bakalım nasıl yanması nasıl. Benzinden suyu doldurdum. Şöyle yakından göstereyim. Benzin, su. Hava giriş tarafına, şu uzun olan tarafa kısa bir anlatayım. Şu hava girişi benzinin dibine değecek şekilde uzun keseceksiniz. Buradan çıkan hava baloncukları içindeki gaz hale çevirmiş benzini buradan aktarıp buranın tabanına verecek. Tabandan, bu suyun tabanda olması
herhangi bir buradan ateş gelip de bu yanmasın gibisinden. Buradan da çıkan baloncuklar direktman ocağımıza gidiyor. Hemen kurulumumuzu yapalım. Bir yakalım bakalım nasıl yanıyor. Öncelikle şöyle ocaktan biraz uzak tutalım. Gene şöyle takalım havamızı. Şunu şöyle yaklaştırayım. Şey yapmayacak şekilde. Devrilmeyecek şekilde. Şöyle. Bir tane 12 voltluk adaptör. Ve bakalım nasıl yanıyor. Şöyle. Kamp ocağımız başarıyla tamamlanmıştır. Her şekilde her yerde kullanılabilir. Kapalı alanlarda kullanma pek tasfiye etmiyorum. Çünkü benzinden ne olur ne olmaz. Çok sıkıntılı bir şey. Şuradan da istediğiniz gibi alevin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bak biraz kıstım. Az daha kısabilirim. İstediğiniz gibi. İsterseniz sonuna kadar açabilirsiniz. Alev boyutunu havanın giriş ne kadar çok olursa o kadar çoğalır. Bugün de anlatacaklarım, yapacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle bilgilendirici videolar için. Birkaç yerde görmüştüm zaten böyle bir videoyu. Ama ben kendim yapmak istedim. Biraz daha gelişmişini yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların devamı için hoşça kalın.